Hayatı boyunca yanına bulaşmamış bir insandan daha güzel örnek olabilir mi? Haramların dünyamızın semasına çöreklendiği, kararttığı bir dünyada son nefesine kadar harama bulaşmamış bir insanı anmaktan daha güzel ne olabilir? Riyanın, kibirin kol gezdiği bir dünyada adeta tevazuda toprak misali olan o güzel insanı anmaktan daha güzel ne olabilir? Ve bugün ona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Rabbim son nefesimize kadar bizi güzeller güzeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ayırmasın. Onun yolundan ayırmasın. Onun sünnetinden mahrum eylemesin. Başta bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, sevdiklerimizi, her birimizi onun ahlakıyla ahlaklandırsın. Edebiyle edeplendirsin. Bir an bile onun muhabbetinden bizi beri koymasın yüce Rabbim. Salatu selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ashabına, etbaına olsun. Cami, evet, hayatımızın merkezine, kalbine, şehrimizin kalbine, merkezine yerleştirirken aynı zamanda camiyi de o merkeze yaraşır bir şekilde kullanmak. Yani 5 vakitte 10 dakika açıp kapısını kilitleyip gitmek değil, sürekli yaşayan mekanlar haline döndürerek, yani Müslümanın toplantısı da, nikahı da, nişanı da, yapacağı toplantıları da, konferansı da, birçok şeyini camide yapacak. O ezanlar caminin sloganlarıdır. Ve biz dünyaya Müslüman evlatları olarak caminin sloganıyla geldik. Bu dünyadan geçip giderken yine yolumuz camiden geçecek. Caminin avlusundan geçecek belki. Gerekse misafir hocalarımızın çalışma azmini, hizmet azmini arttırması ümidi ve duasıyla.